Let's rock. Merhaba arkadaşlar. Bir World of Tanks videosunda da tekrar birlikteyiz. Bu videoda World of Tanks ile alakalı genel bir bilgi vereceğim. World of Tanks oyunu nedir? Nasıl oynanır? Ne gibi dinamikleri içerir? Çok kısaca bilgi vereceğim. World of Tanks oyununa yeni başlayan ve World of Tanks oyununu merak eden arkadaşlar için yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir video olacak. Şimdi World of Tanks adından da anlaşılacağı gibi tanklarla savaş yaptığımız, tanklarla oynadığımız bir online oyun. World of Tanks'ta 15'er kişilik iki takım halinde savaşıyorsunuz. Savaşı kazanmak için rakip takımın tüm tanklarını yok etmeli ya da rakip takımın base'ini ele geçirmelisiniz. World of Tanks oyununda tanklar 1'den 10 seviyeye kadar sıralanmıştır ya da sınıflandırılmıştır. Nasıl adlandırmak isterseniz. 1 ile 10. seviye arasında tank seviyeleri vardır. Oyuna ilk başladığınızda en düşük tank alırsınız. Kazanıp deneyim puanı, savaş kazanıp deneyim puanı aldıkça bir sonraki tankı almaya hak kazanırsınız. Tabii şunu da söylemeden geçmeyeyim. Mesela örneğin şu 6. seviye bir Amerikan ağır tankı. Burada bir sonraki tankı almak için, T-29'u almak için gördüğünüz gibi toplamda T-29 için 284.000 savaş deneyim istiyor. Fakat bunun dışında siz bu 3 topu açmadan T-29 tankını alamıyorsunuz. Yani şu stok top 5. seviye tankı aldığınızda üstünde hazır olarak gelir. Bir sonraki topu açmak için gördüğünüz gibi araştırma için 4.500 deneyim istiyor. Bir sonraki top için 5.800 istiyor. Ardından T-29 tankını alabiliyorsunuz. Bu tüm seviye tanklar için aynı. Temelde aynı. Evet. Kimisinde öncelikle top açılıyor. Kimisinde palet yolundan gidebiliyorsunuz. Kimisinde motor yolundan gidebiliyorsunuz bir sonraki tanka. Fakat temel mantık aynı. Modülleri açmadan bir sonraki tankı açamıyorsunuz. Bunun için savaş yapıp deneyim kazanmak için de savaşı kazanmanız gerekiyor. Yine World of Tanks oyunu tankları 5 sınıfa ayırmış arkadaşlar. Bunlar hafif tanklar, orta tanklar, ağır muharebe tankları, tank avcıları ve KMT, obüs ya da topçu. Üçü de kullanılıyor bunun için. Çok kısaca bunlardan da bahsedeceğim. Çok fazla sıkmak istemiyorum. Sizi çok özet geçmek istiyorum bu videoda konuyu. Hafif tanklar, hafif adından anlaşılacağı gibi hafif zırha sahip, hafif topa sahip. Nispeten diğer tüm tankları ve çok daha hafif tanklardır. Hız kabiliyeti çok yüksektir hafif tankların. Daha hızlıdır, daha iyi manevra yapar. Daha fazla tespit edebilme özelliği vardır. Daha fazla gizlenme özelliği vardır birçok tanka göre. Fakat bunun dışında zırhı zayıftır ve topun penetrasyonu ve alfa hasarı kendi seviyesindeki diğer sınıf tanklara göre daha azdır. Düşman tanklarını kendi takım arkadaşlarınıza bildirmekte kullanılır. Yani düşman tankının yerini ve pozisyonunu gösterirsiniz. Siz kendi takımınızdaki arkadaşlara. Oyundaki teknik adı ise bunun spotlanmaktır ya da spotlamaktır. Düşman tanklarını spotlamak, gözetleme amacıyla kullanılır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında takımınızın gözü kulağı olan bir tanktır. Orta tanklar nispeten hafif tanklara göre bayağı bir zırhlıdır, daha zırhlıdır. Hepsinden biraz verilmiştir bence. İşte zırh biraz iyidir, top biraz iyidir. Yani ağırla tam böyle hafif tank arasında kalır diyebilirim. Manevra kabiliyetleri genelde iyidir. Hızlı mevzi değiştirebilirsiniz. Ağır tanklarınıza yardımcı olabilirsiniz. Yani birçok şey yapabilirsiniz. Sonraki seviyesi ağır muharebe tankları. Ağır muharebe tanklarına geldiğimizde işte ağır muharebe tankların en önemli özelliklerinden biri yakın savaşlarda etkili olmalıdır. Zırhları etkindir, topları etkindir. Hareket kabiliyeti, hızı, manevrası düşük tanklardır. Can puanları yüksektir. Kısaca resmen kafa kafaya, göğüs göğüse çarpışmak için üretilmiş tanklardır. Bir sonraki tank türümüz ise tank avcılarıdır. Tank avcılarının en belirgin özelliklerinden biri tareti yoktur. Orta tanklarda, hafif tanklarda ve ağır tanklarda olan taret tank avcılarında yoktur. Çok güçlü bir topu vardır.
zırh nüfuzu olan, penetrasyonu çok yüksek bir topu vardır. Yine alfa hasarı çok yüksektir. Kimisi çok zırhlıdır, kimisi zırhsızdır fakat manevra kabiliyeti çok yüksek ve gizlenmesi çok yüksektir. Neden tarati yoktur? Çünkü bu gördüğünüz top çok büyük bir toptur ve bu topu taşıyabilecek, geri tepmesine dayanabilecek bir taret mevcut değildir. Bu yüzden de mühendisler bu topu tankın gövdesine monte etmiş. Sadece belli açılarda 15 derece, 13 derece, 20 derece, 30 derece, 35 derece gibi açılarda döndürebilirsiniz tankınızın topunu. Ve nişan almak için genelde tüm gövde döndürülerek rakip tanklara nişan alır tank avcıları. Ve bir sonraki çeşit ise KMT, topçu. Topçular da aynı şekilde gördüğünüz gibi onların da tareti yok. Onların da taretinin olmamasının sebebi toplarının çok güçlü, çok büyük ve girit etmesinin çok fazla olmasıdır. Bu yüzden taret koymadıkları için bunun da nişanını tankı döndürerek almanız gerekmektedir. Haritayı oyun sırasında kuş bakışı görür KMT'ler, topçular. Mermileri yukarıdan bombeli bir şekilde gider. Düşman tanklarını havadan vurur. Ve topları patlayıcı etkiye sahip olduğu için düşman rakip tankına, düşman tankına %100 tam isabet etmese bile düştüğü nokta itibariyle bir yarıçap oluşturulur. Buna patlama yarıçapı denir. Bu yarıçapın içerisinde kalıyorsa eğer düşman tankı buna hasar verebilir, mürettebatlarını yar edebilir ve şoka sokabilme özelliği vardır. Tankların sınıfları ve türleri bu şekilde. Seviyeler de bu şekilde. Onun dışında şundan da bahsetmek istiyorum. Oyunda oyuncuların tank alabileceği, mürettebatlarını geliştirebileceği belli başlı bazı oyun birimleri vardır. Bunlardan biri deneyimdir. Deneyim her tankı yaptığınızda kazandığınız bir miktar deneyim puan vardır. İlk başta da bahsettiğim gibi bu deneyim puanlarını biriktirerek bir sonraki tanka ya da aynı tankın modüllerine ulaşabilir. O modülleri tankınıza takabilirsiniz. Yine serbest deneyim diye bir şey vardır. Bu serbest deneyim deneyime göre tek bir tankta kullanmak yerine tüm tanklarda ve tüm tankların tüm modüllerinde kullanabilirsiniz. Yine her savaştan sonra size bir deneyim puanı verildiği gibi bir de serbest deneyim puanı verilir. Serbest deneyim puanını altınla dönüştürebilirsiniz. Yani elinizde bir altın mevcutsa bunu serbest deneyime dönüştürebilirsiniz. Hemen bu bağlamda altını anlatmak istiyorum. Altın gerçek para ile alınabilen bir birimdir. Altınla premium gün alabilirsiniz. Altınla tank alabilirsiniz. Ayrıca altınla bir takım çıkartmalar vesaire süsler alanlar da var. O tamamen kişisel tercih. Kredi ise şöyle bir her maçtan sonra belli bir kredi geliriniz olur. Onun için paradır. Yine bir sonraki tankı açmak için kullandığınız deneyimin dışında World of Tanks'ta bir de o tankı almak için kredi ihtiyaç duyarsınız. Yani ben T95 tankıyla oynuyorum. Bakın deneyim puanımı açmışım. Yani savaş deneyimi için yeterli puan toplamışım. Fakat bir de bunu alabilmek için 6.100.000 bir kredi ihtiyaç vardır. Yine krediyle tank satın alabileceğiniz gibi mürettebatlarını iyileştirebilirsiniz. Mermi satın alabilirsiniz. Çeşitli modüller satın alabilirsiniz. Ve yine dükkanda bulunan özel tanklardan bazılarını satın alabilirsiniz krediyle. Tahvil ise tahvil diğer 4 birime hiç benzememektedir. Kazanması en zor birimlerden biridir. En zor birimdir diyebilirim hatta. Tahville özel donanımlar alabilirsiniz. Tank alabilirsiniz. Peki tahvil nasıl kazanılıyor derseniz tahvil genelde özel maçlar ya da özel turnuvalar oluyor. Bu turnuvalarda kazanıyorsunuz tahvili. Peki özel donanımdan kastımız nedir? Özel donanım nedir? Neden özeldir? Ne gibi etkisi olur? Şöyle anlatayım size. Gördüğünüz gibi bir ağır tankımız OB777 versiyon 2. Bununla alakalı videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi burada bir donanım takmışım ben. Hava takviye sistemi diye. Şimdi bakın aynı donanımın normal yani kredi, oyun için kredi alınabilir olanına bakalım ve özelliğine bakalım. Bakın bize sadece %5 veriyor gördüğünüz gibi. %5 mürettebat becerine etki
katkı sağlıyor. Etkisi %5. Peki özel ona bakalım, o yüzde kaç veriyor? %8,5. İşte bu aradaki fark ancak tahville alınabiliyor. Bunu almanız için de aşağıda gördüğünüz gibi 5000 tahvili vermeniz gerekiyor. Bunun dışında şundan da bahsedeyim. Eskiden World of Tank oyununda çok zordu tank açmak. Yani günlerce, haftalarca oynuyordunuz. Fakat şimdi World of Tank oyunu bunu biraz daha kolaylaştırdı açıkçası. Belki birazdan da kısıt, belki %60, %65 daha kolay durumda. Benim düşünceme göre, ki birçok kişi katılacaktır bana. Niye? Çünkü bakın burada kişisel yedek diye bir bölüm var. Buraya geldiğinizde tıkladığınızda yine bazı savaşlarda ve günlük görevlerde size bir takım ödüller verilir. Bu ödüllerin içerisinde ekstra savaş deneyimi vardır. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Ben bunu aktif et dediğimde bir saat boyunca ben yaptığım her savaştan %50 deneyim puan kazanacağım. Bakın burada yine diğer neyi görüyoruz? Kişisel yedekleri görüyoruz. 3 tane slotumuz var. Ben buradan istediğim 3 tanesini aktif edebilirim. 1 saat boyunca %50 deneyim puan demek çok önemli bir şey. Onun dışında yine World of Tanks'ın yeni getirdiği şöyle bir özellik daha var. Bakın burada ne diyor? X3. Bunu mutlaka kullanın arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlara söylüyorum. X3 yani her kazandığınız savaşçın, her tankın ilk savaşıyla kazandığınız savaşta size çarpı 3 deneyim puanı veriyor. Yani örnek vereyim. Ben 1000 deneyim puanı aldıysam bu onu 3 ile çarpıyor ve benim tankıma bonus olarak yazılıyor bu. Bir de %50'yi açarsanız tadından yenmez. İşte bu yüzden tank açmak biraz daha kolaydır. Bir de tank açarken şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Örneğin araştır dediğimizde bir sonraki tankı şimdi araştırılmamış bir tanktan göstermek istiyorum. Evet bakın. Sheridan tankı araştır dediğim araştır var. Altında taslak var. Taslaklarla da tankları açabiliyorsunuz. Taslaklar şu işi biliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz bir harita ya da bir blueprint deniyor buna teknik çizimde. Burada gördüğünüz bir blueprint tahtası var. Ve 12 tane blueprint kutusu var. Bu kutuların her birine yine özel savaşlarda ya da turnuvalarda ya da günlük görevlerde kazandığınız taslaklarla doldurduğunuz zaman tankı ücretsiz daha açabilirsiniz. Atıyorum siz yarısını doldurursanız %50'lik bir şey verecektir size. Bonus verecektir. Ve dolayısıyla bu tankı işte 180 bin ise 90 bine, 90 bin deneyimi almak gibi bir ihtimaliniz olacaktır. Fakat tahville açtığınız tanklar için kredi indirimi olmuyor. Şöyle yani tahville açarsanız tahvilden bir indirim kazanıyorsunuz. Ekstra krediden bir indirim kazanmıyorsunuz. Yine o tankı almak için hangi kaç liraysa o krediyi bedel olarak ödemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar size şeyi de anlatmak istiyorum. Premium gün ve premium tank. Bunu da çok merak ediyorsunuz. Oyuna yeni başladınız. Premium gün almalı mıyım? Vota para vermeli miyim? Ya da premium tank almalı mıyım? Hemen seviye 8 bir premium alayım ya da seviye 6 bir premium alayım. Bunu mutlaka merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ben oyuna ilk başladığımda aynı şeyleri düşünmüştüm ama almamıştım. Çok uzun bir süre. Şimdi premium gün size %50 daha fazla kredi ve deneyim getirisi verir. Yine premium tank tankına göre size daha fazla kredi getirisi verir. Aynı zamanda premium tanklar mürettebatlarınızın daha hızlı eğitilmesini sağlar. Yine başka bir özelliği premium tankın, örneğin seviye 8 bir ağır premium tankınız var, Amerikan ağırı diyelim. Siz bu tanka seviye 9, seviye 10, seviye 7 hangi seviye olursa olsun başka bir Amerikan ağır tankının mürettebatlarını alıp hiç kayıpsız o tankta oynayabiliyorsunuz, o tankta yetiştirebiliyorsunuz. Yetiştirdikten sonra da diğer premium olmayan standart tanka gönderebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü mürettebat geçişlerinde mürettebatların belli bir yeteneği düşüyor. Söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kısa ve öz anlattım. Fakat bu anlattığım konuların hepsini ayrıntılı, daha böyle irdeleyerek anlatacağım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.